Merhaba tam indir takipçileri. Bu videomuzda sizlere Las Vegas'tan CS 2020'den ilk kez aktarma fırsatını buldum. Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A51 modelini yakından inceliyoruz. Sevgili arkadaşlar, A51 modeli geçtiğimiz sene Samsung tarafı için oldukça başarılı olan A50 serisinin yeni bir üyesi diyebilirim sizlere. A51 tabi A50'ye göre çok daha yeni, çok daha gelişmiş bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ekran tasarımına ilk olarak baktığımızda aslında ekran tasarımında bir yenilik görüyoruz. Ekranda, ekranın içine gömülmüş olan bir kamera tasarımı yer alıyor. Bu telefonun arka tarafına baktığımızda da dördüncü olarak eklenen bir kameranın da yer aldığını yine görebiliyoruz Aileye göre baktığımız zaman. Fakat tavsiye edilebilir. Satış fiyatı 3049 TL olan A51 serisinin aslında 2500, 2600, 2700 liralara da bulunabildiğini sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle kutu açılışından sonra birçok arkadaşım fiyatı yanlış söylediğimi söylemiş ama aslında bu telefonun fiyatı 3049 TL sevgili arkadaşlar. Telefonun dış tarafına baktığımız zaman aslında Samsung'un bu yıl birçok modelinde de kullanacağı yeni ekran tasarımı diyebileceğim geçtiğimiz seneden beri de kullandığı bir ekran tasarımı yer alıyor. Arka tarafına baktığımızda arkada da yine Samsung'un bu seneki birçok akıllı telefon modelinde kullanacağı yeni bir dikdörtgen kamera içine konulmuş dikdörtgen çerçeve içine konulmuş kamera tasarımını yine görüyoruz bu akıllı telefonda. Bu telefonun çift sim kart çekmecesi de sol tarafta yer alıyor arkadaşlar. Bununla sizlere yani müjde olarak söyleyeyim. Telefonun malzeme yapısına baktığımız zaman da ön cam kısmı Gorilla Glass 3, arka kapak kısmı bu telefonun plastik ve etrafındaki çerçeveye baktığımız zaman da yine bir plastik ama yüksek kalite plastik malzemenin kullanıldığını sizlere aktarayım. Cihazda 3.5 milimetrelik tabii ki kulaklık girişi yer alıyor. Type-C şarj girişi yer alıyor. Yani birçok ihtiyacınızı karşılayacak bir akıllı telefon olmayı başarıyor. İşletim sistemine baktığımız zaman kutudan direkt Android 10 ve One UI 2 ile geliyor bu akıllı telefon arkadaşlar. Ve Exynos 9611 işlemci ile bünyesinde bulunduruyor gücünü. Bundan alıyor aslında. 6 GB RAM bulunan Galaxy A51'in içinde 128 GB'lık da bir depolama, sabit depolama yer alıyor. Ve eğer isterseniz micro SD kart kullanarak bu akıllı telefonun hafızasını 512 GB'a kadar da artırmanız mümkün sevgili arkadaşlar. Oyun tarafına değinecek olursam ben bu telefonla oyun performansı tabii ki nasıl diye merak edip birçok oyun denemesinde bulundum. Beni tatmin etmeyi başardı diyorum ve buradan aslında bu telefonun en önemli detaylarından bir tanesi olan ekranına değinmek istiyorum. Galaxy A51'de ekran tarafında 6.5 inçlik süper amoled bir panel kullanılıyor sevgili arkadaşlar ve %87.4'lük bir ekran kasa oranı var bu akıllı telefonun oldukça güzel de bir ekran kasası da sizlere söylemem lazım. 1080'e 2400 piksellik bir piksel çözünürlüğüne sahip bu akıllı telefon ve piksel yoğunluğuna baktığımız zaman ise 405 PPI piksel yoğunluğuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani akıllı telefonun Galaxy A51'in ekranına baktığınız zaman pikselleri saymıyorsunuz. Ekranın panel yapısı gayet güzel. Kaliteli bir ekran paneli kullanılmış bu akıllı telefonda. Ben ekran açısından Galaxy A51'i oldukça beğendim ve fiyatıyla da karşılaştırınca fiyat performans seviyesinde gayet güzel bir deneyimi bizlerle buluşturuyor. Önemli detaylardan bahsediyorduk. Hemen diğer önemli detaylara geçelim isterim sizlerle. Arka kameralardan bahsediyorum. Arka kameralara baktığımız zaman ana kameramız 48 megapiksel arkadaşlar ve f2.0 diyafram aralığına sahip 12 megapiksellik ve 123 derecelik ultra geniş açılar çekmenizi sağlayan bir de ultra geniş açı lensimiz yer alıyor. Üçüncü kameramız derinlik algılama özelliğine sahip. Portre fotoğraflarımızda çok iyi işler çıkarmamızı sağlıyor ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ve Diğer kameraya baktığımızda ise makro kameranın yer aldığını eklendiğini bu akıllı telefona yine görebiliyoruz. Arka kamerada görsel zeka görev yapıyor arkadaşlar. Yani buna yapay zeka destekli bir kamera diyebiliriz bir yerden baktığımız zaman. Bu sayede güzel işler ortaya çıkartıyor a bir ve çektiği fotoğrafları daha da düzenleyerek belki de hani premium sınıfının girişinde olan bazı modellerle de kafa tutabilecek fotoğraflar çekmeyi başarıyor. Ben telefonun fotoğraf performansını gayet yerinde buldum. Bunu da sizlere aktarayım. Ön kameraya baktığımızda ise 32 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor bu cihazda. F2.2 diyafram aralığına sahip ön taraftaki kameramız ve kameranın yani Şöyle söyleyeyim sizlere, özellikle ön kameraya önem veren arkadaşlarımı tatmin edecek ve memnun edecek bir akıllı telefon kamerası var bu telefonun hem arkasında hem de ön tarafında. Dolayısıyla her zaman söylediğim gibi gün ışığı altında tabii ki çok daha iyi işler ortaya çıkartıyor bu akıllı telefon ama yani ışık azken de sizi şaşırtacak sonuçları sizlerle buluşturabilir. Onu da sizlere söyleyeyim tabii kalite anlamında, iyi anlamda söylüyorum bu şaşırtma konusunu. Bu telefonun video tarafı da tabii ki bizler için önemli çünkü video insanlar artık çekiyorlar ve kısa videolarda olsa anılarını saklamak istiyorlar. Eskiden de çekiyorlardı ama son dönemde biraz daha bu video işi popülerleşti sanki akıllı telefonlarda. Özellikle bu storylerin daha fazla kullanılmasıyla birlikte bu akıllı telefonda da video yeteneğinin önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum sizler için. a bir video yetenekleriyle gayet göz dolduruyor. Fiyatıyla birlikte baktığımız zaman da oldukça yeterli bir özelliğe sahip diyebilirim. Video tarafında Super Study özelliğini Samsung bu cihazda koymuş. Super Study de biliyorsunuz önceki Samsung modellerinden biliyorsunuzdur mutlaka. Bilmiyorsanız da tekrardan aktaracağım zaten. Bu cihaz Super Study de ultra geniş açı kamerayı da kullanarak çok daha sabitlenmiş ve bir aksiyon kamerası kullanarak çekmişçesine videolar çekmenizi sağlıyor gayet de güzel işler ortaya çıkartıyor. Ön kamerada maksimum Full HD çekim yapabiliyorsunuz. Arka kameraya baktığımızda ise 4K'ya kadar çekim yapmanızın mümkün olduğunu görüyoruz ki dediğim gibi video sabitleme özelliklerine falan da baktığımız zaman gayet göz dolduran bir video performansına sahip Galaxy A51. Son değerlendirmeye doğru giderken Galaxy A51 son dönemde yükselen akıl telefon fiyatlarına aslında bir miktar yüksek olan fiyatıyla biraz böyle tepki çekse de sonrasında normalleşen fiyatıyla güzel bir noktada şu anda duruyor. Genel ihtiyaçların tamamını karşılıyor. Malzeme kalitesi olsun, dış görüntüsü olsun ve böyle ilk etapta baktığınızdaki etkilemesi olsun. Gayet güzel arkadaşlar. Gayet beğendim bu akıllı telefonu. Yani tuttuğunuz zaman böyle orta seviye bir akıllı telefon kullanmıyor musunuz gibi zannedebilirler ki şu arkadaki prizma yapıda oldukça sevdiğim ve beğendiğim bir başka detay bu akıllı telefonda. Ve Pil tabii ki önemli bizler için. Galaxy a 51le pil tarafına baktığımızda 4000 mAh'lik bir pil var bu akıllı telefonun içinde ve hızlı şarj adaptörü ve hızlı şarj desteği de bu telefonda bulunuyor. Hızlı şarj adaptörü de kutudan kutu açılış videosunda sizlere göstermiştim. Çıkıyor ve tabii Telefonda oyun performansından kısaca değinmiştim ama uzunca da değineyim sizlere. Bu cihazda Asfalt 9 oynadım arkadaşlar. PUBG oynadım ama Asphalt 9'u daha fazla oynadım. Çünkü oldukça da yoruyor Asphalt 9 bu cihazı ve bütün cihazları. Asphalt 9 tarafında herhangi bir kasma, donma ya da takılma görmedim. Ekran kalitesinden bahsetmiştim sizlere ya. İşte orada bu ekran kalitesinin bizlere sunduğu detayları da görebiliyoruz. Gayet güzel işler ortaya çıkartıyor ekran performansı ile oyun performansı bir arada. Ve ısınma tarafı çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bu akıllı telefonda Asphalt 9'u yaklaşık 15 ila 20 dakika kadar oynadıktan sonra bir ısınma testi yaptım ve 39 derecelere varan bir sıcaklık gördüm. Yani bu normal bir sıcaklık değeri diyebilirim sizlere. Yük altındayken akıllı telefonlar için eğer bunun üstüne çıkarsa bazı problemler yaşanabiliyor. Tabi problemlerden kastım kasma, donma gibi şeyler ama bu akıllı telefonla bir ısınma problemiyle karşılaşmadım sevgili Arkadaşlar cihazın güvenliğine bakacak olursak ise bu telefonda yüz tanımayı kullanabiliyorsunuz. Android'in diğer güvenlik seçeneklerini kullanabiliyorsunuz ve ekrana gömülü de bir parmak izi sensörü bu akıllı telefonda yer alıyor. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. Ekrana gömülü parmak izi sensörü de gayet iyi bir şekilde çalışıyor ve kutudan çıkan telefonun üstünde yer alan jelatinle de yani ekran koruma filmiyle de gayet güzel bir şekilde görevini yerine getiriyor. Galaxy A51 birçok kesim tarafından çok merak edilen ve çok da açıkçası neler sunduğunu öğrenilmesi istenen bir akıllı telefonda. Herkes çok soruyordu, herkes çok merak ediyordu Galaxy A51'i. Bu videoda sizlere Galaxy A51'in tüm detaylarını aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Siz nasıl buluyorsunuz Galaxy A51'i? Yorumlara yazmayı ve aslında bu telefonla alakalı başka sorularınız varsa onları da yorumlara bırakmayı ihmal etmeyin ki belki özel bir videoda sizin merak ettiklerinizi bu telefon için cevaplıyor olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bak giderken söylemeyi unuttum galiba. Videoyu beğenin.